Hak edene ver dedim yani. Bence ben hak etmedim ama bana verdi üçünü yani. Ben de hak etmedim ikiyi. Benim vardı. Ben de hak etmedim. Eksiği olduğu için vermiş olabilirler, ona bir şey demiyorum ama benim eksiğim de yoktu. Her şeyim eksiği kaldı. De yoktu. Berivan'ın yemekleri de güzeldi ama senin masanda üçü gördük ve çok şaşırdık. Bence o da beğendiği için üç verdi yani. Ters köşe yapmak istedim. Zuhal Hanım benim de eksiğim yoktu ama 4 verildi. Sana da 4 verildi. İlk gün yarışmacımız da Ayşe. Evet. Güzeldi de yemeklerin. Aynen. Fena da puan almadın ama şöyle puanlara bakıyorum kızlar. Yani çok düşük puanlar. Yani genel olarak bir düşüklük var yani. Yani inanılır gibi değil. Aralarında da çok fark yok zaten gelinlerimizin aldığı puanların. Sizler benim puanlarımı da birazdan öğreneceksiniz ama ondan evvel haftanın yemeğine geçiyoruz. Çiğ köfteye. Çiğ köfte bugün yiyemedik ama diğer yediğimiz günlerde de maalesef çok parlak yorumlarla karşılaşamadık. Ama öyle ya da böyle bir çiğ köfteyi seçmemiz lazım en iyi çiğ köfte olarak. Acaba Şelale Hanım sizce haftanın en iyi çiğ köftesi hangi gelinimizden geldi? Fatma Hanım'ın gelini. Berivan'ın çiğ köftesi evet, diyor. Aysel yani. Hanım siz kimin çiğ köftesini beğendiniz? Ben de Fatma Hanım'ın. Fatma Hanım'ın geliri Berivan'ın iki oldu. Fatma Hanım? Ayşe gelini. Ayşe. Senin evet. Çiğ köftene sulu dediler, cıvık dediler. Buzla yoğurduğun için. Hemen orada bir araya girelim. Kayınvaliden de dedi ki bir Urfalı olarak diğer çiğ köfteler saygısızlıktı dedi çiğ köfteye dedi. Evet. Özellikle de sevgiler senin çiğ köften için. Ama yetiştirdim. O başka bir şey yapmış. Çiğ köfte değil o. Öyle mi? Evet. Ya ben Urfalı değilim sonuçta. Çiğ köfte de ilk defa yaptım. Yani burada ikinci denemem oldu. Ki yani mikser yardım aldım ama yetiştirdim. Tadını da beğendim. Baktım tadına. Bir eksiklik de olmadı. Onu hiç yapamayabilirdim. Ama şöyle bir şey var. Zamanım kalsaydı elimle yoğuracaktım. Ama menüm ağır olduğu için zamanım kalmadı ve eksik de çıkartmak istemedim. Öyle bir kolaylık yaptım. Ama yetiştirdim. Evet Sefer Macar. Zuhal Hanım bence burada hiç adaletli bir konu değil bu çiğ köfte konusu. Çünkü ben çiğ köftemi 35 dakika yoğurdum ve evet, kısır gibi ıslatmadım. Evet. Etli yapmadım. Çünkü etli olan bir çiğ köfteyi bilen bir insan bir saat yoğurması gerekiyor. Biz burada zamanla yarışıyoruz. Ben adaletli olduklarını düşünmüyorum. Söyleyen kayınvalideler de yalan söylüyor diyorum. Oo, Ayşe? Zuhal Hanım bence çiğ köfte çok yoğurmakla alakası yok. Bilen biri olsa 10 dakikada da o çiğ köfteyi çıkartır. Önemli olan güzel yoğurmak. Ya bir de şöyle bir şey var. Zaten sayı olarak azız. Yani az bir çiğ köfte yapıyoruz. O yüzden miktarının saatle hiçbir alakası yok. Ve Zuhal Hanım ben yoğurdum. Aradan tatlımı çıkardım. Tekrar yoğurmaya devam ettim. Gittin geldin evet, yoğurdun. Evet. Ben de blenderdan getirseydim ben yetiştirirdim. Eksim menü olmazdı ama keşke zaten. Keşke geçirseydin girmeseydin. Keşke ben de keşke. Öyle yapardım. Yani kayınvaliden biliyordu benim geçirdiğimi. Sana söyleyebilirdi kızım. Zamanın kalmazsa geçir diyebilirdi. Evet ben elle yoğurduğum için. İşte keşke evet. Yapsaydın. Evet çiğ köfteyle ilgili yorumları ve puanları almaya devam ediyoruz. Nurhayat Hanım sizde kalmıştık. Sizce en iyi çiğ köfte kimden geldi? Bence Döndü Hanım'ın gelini. Döndü Hanım'ın gelini. Hacer'in çiğ köftesi Hacer'in dedi. Çiğ köftesiydi. İki tane Berivan, bir Hacer, bir de Ayşe geldi. Bakalım Döndü Hanım kimin çiğ köftesini beğenmiş? Ben gelinimin çiğ köftesini beğendim. Ellerine de kurban olurum. Elleri yarada gelinimin. Canım annem. Ama kendi gelinin dışında birini söylemek zorundasın ya. Ama Zuhal Hanım gerçekten ben gelinimden başka söylemesem. Ama olmaz. Kuralları ihlal edin. Döndü teyzeciğim gönlümü almak için beni seçebilir. Beni söyleyebilirsin. Söylemek durumundasınız Döndü Hanım. Başka bir gelini. İçinden geçen söylenmeyeceğim. Kiminkini beğendin lezzetli? Beğendim. İlk gün Ayşe yaptı. Sonra Berivan yaptı. Sevilay yaptı. Maalesef bugün yemedik. Ne diyorsun? Susmam. Susmaman lazım. Hadi. Bu gelinimizin çiğ köftesini beğendim. Sevilay'ın. Evet. Ben isimleri biraz karıştırdığım için. Sevilay'ın diyorsun. İki kişi Berivan'ın çiğ köftesini dedi çoğunluk olarak. Senin çiğ köfteni başarılı buldular. Ben de Berivan'ın çiğ köftesini beğendim. En güzel çiğ köfte bence onunkiydi. Alkışlayalım en iyi çiğ köfteyi yaptığı için. Ve gelelim yavaş yavaş sonuçlara artık haftanın en önemli anındayız. 15.000 TL ki o da burada hemen Gülşah'ın elinde kazanacak, onu hak edecek gelini ve sahibini bekliyor. Teşekkürler Gülşah. Bakalım buyur Sevilay. Annem söyledi masada Şelale teyzeydi herhalde dile getirmiş bana verdiği puanla ilgili haksızlığını. Hani onu demiş gelinin hakkını helal etsin ama bana söylemedi henüz. Evet, haksızlık yaptım sana. Evet, haksızlık yaptım. Söyledim, annene de söyledim. Evet, haksızlık yaptım sana. Annem gelinle söylemedi. Evet. Ben kesinlikle o 3 puanı, 4 puanı maalesef. Hak etmedim. Hiçbir gelinimiz hak etmedi. Ya, evet, ben zaten anneme de söylemiştim. Anne, hiç kimseye
eksik olmadığı da 3 puan verme. Ki annem de bu haftanın bence iyi puan veren kayınvalidelerden biriydi. Evet, evet. Ama ben ya, hak ettiğimi alamadım ama hak eden de kazansın. Ben ondan yanayım. Evet. Çünkü ben buraya bir amaç için geldim. Yani oldu olmadı bilemiyorum artık. İnşallah ki olur. İnşallah güzel haberler alırsın. İnşallah. Seninle zaten irtibata geçecek i̇nşallah. Arkadaşlarımız. Teşekkür ederim. Evet. Hak eden de kazanacak inşallah. İnşallah. Gelelim kazanamayan, haftanın en düşük puanını alan gelinimize. Maalesef o isim... Efsane oluyor. Efsane'cim sen kayınvalidelerden 10 puan, benden ise 5 almışsın. 15 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. İnan çok güzeldi Şahpilav'ın. Eline sağlık. Ama maalesef eksiklerin olması da bu sonucu doğurdu. Keşke o çiğ köfteyi çıkarsaydın diyorum. Ve geliyorum dördüncümüze. Bakalım haftanın bir diğer kaybedeni kim olmuş? Sevilay sen oldun. Sen kayınvalidelerden 17 puan aldın. Benden 6 puan almış. 23 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık senin de. Ve üçüncümüze geliyoruz. Bakalım 15.000 TL'ye veda eden bir diğer isim kim olacak? Hepsi 15.000 TL için geldiler ama maalesef o da kazanamadı. Hacer sen oluyorsun. Sana kayınvalideler 18 puan vermişler. Ben de 6 puan vermişim. Sen de 24 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim sana. Ve geldik efendim bu haftanın şampiyonuna. Şu 15.000 TL'yi dakikalar sonra alıp evine götürecek olan, haftanın en başarılı, en lezzetli yemeklerini ortaya çıkaran gelinimize teşekkürler Gülşah. Bakalım bu haftanın kazananı, ki ikinci ile birincimiz arasında 2 puan fark var. Kıl payı farkla. Berivan mı olacak yoksa Ayşe mi? 15.000 TL'nin sahibi 2 puan farkla. Berivan oluyor. Berivan. Tebrik ediyoruz. Haftanın en başarılı geliniydi. Gelin böyle yanıma alayım sizi. Eline emeğine sağlık. Ayşe en yakın rakiben de. Ayşe 29 puan almış. Bu puanları 22'si kayınvalideleri, 7'si bana ait. Seni de tebrik ediyorum. Eline emeğine sağlık. Gayet güzeldi yemeklerin. Kıl payı farkla kaçırdın. Efendim Hacer. Süleyman Hanım, eşim bana dedi ki sen çok üzüleceksin dedi. Ama dedi üzülme dedi. Sen benim kalbimin birincisin dedi. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Ne mutlu size. Evet. Ve gelelim tabii ki birincimizin puanlarını açıklamaya. Sevgili Berivan, sen kayınvalidelerden 23, benden 8 puan aldın. 31 puanla tebrik ediyorum. Sizi de tebrik ederim çok Fatma Hanım. Ederim. Eline emeğine sağlık. Gerçekten çok güzeldi yemeklerin. Efendim bu haftalık bizden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı, neşeli, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi Fox'ta buluşalım ve bütün gelinlerimizi alkışlayalım. Hepinizin elinize sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.